Benim ismim Murat Koç, ben makine mühendisiyim. Uzunca bir öğrencilik hayatım oldu, yaklaşık 22 yıl sürdü. Size bir şey mi soracaksınız? Tamam. Yaklaşık 22 yıllık bir öğrencilik hayatım oldu. Ee, i̇lkokulun başından üniversitenin sonuna kadar. Ee, Efe'yi bir ders aldım akademik olarak. Ee, uzunca da bir işte çalışma hayatım oldu sayılır yani Türkiye standartında. Ee, 11 yıl oldu ben üniversiteyi bitireli. Daha sonra işte bir 4,5-5 yıl üniversitede çalıştım. İşte akademisyenlik yapmaya çalıştım. Ondan sonra e, havacılık ve savunma sanayinde faaliyet gösteren şirketlerde çalıştım. Şimdi de e, Altınay isimli bir şirkette çalışıyorum. Bunu hemen hemen hiçbiriniz duymamışsınızdır diye tahmin ediyorum. Gayet doğal. E, Üsküdarlı oldum sayılır. 5 yıldır, 6 yıldır Üsküdar'da yaşıyorum. Çok seviyorum Üsküdar'da yaşamayı da bence İstanbul'un en güzel ilçesi Üsküdar yaşamak için. İşte evliyim, bir tane oğlum var Üç yaşında. Ellerinizden öper. Ee, şimdi ben birazcık neler yaptığımdan, nasıl yaptığımızdan bahsedeceğim. Bir miktarda işte Türkiye'de, dünyada bu işler nasıl oluyor onlardan bahsedeceğim. Birazcık geçmişe gitmeye çalışacağım, birazcık bugünden konuşacağım. Şimdi <laughs> altın aydan başlayarak aslında bir başarı hikayesinin parçası bu Altınay. Türkiye'de mühendislik okuma hayali olan insanlar için de bir ilham kaynağı. Benim için de öyleydi. O yüzden burada çalışmaktan da gurur duyuyorum bir yanıyla. <laughs> Altınay Teknoloji Grubu diye bir teknoloji grubu var Türkiye'de. Küçük ölçekli sayılabilecek bir firma. Ne kadar küçük ölçekli? İşte yaklaşık 500 kişi var Altınay Teknoloji Grubu'nda. Tamamen çeşitli teknoloji alanlarında Ürün ve teknolojiler geliştiren yaklaşık 500 kişilik bir ekibimiz var. Bunun 350 kadarı da mühendislerden oluşuyor. Bu kadar yoğun mühendislik ekibi olan ve bu sayıya ulaşmış Türkiye'de pek bir örnek yok. O yüzden bir yanıyla çok kıymetli. Ve kuruluşundan da itibaren böyle gelişmiş bir miktar tesadüflerle ve başarılarla, biraz azmin zaferiyle alakalı bir tarafı var Altınay'ın. Altınay'a da bizim yönetim kurulu başkanımız var Hakan Bey, Hakan Altınay onun soyadından geliyor. Hakan Altınay İstanbul Teknik Üniversitesi Uzay Fakültesi'nin ilk mezunlarından, ilk yedi mezunundan bir tanesi. 1991 yılında mezun olmuş. Şöyle bir ilginç hikayesi var, o yüzden paylaşmak istedim. İşte mühendisliğe meraklı ve başarılı bir öğrenci olduğu için Hakan Bey'in hocası bir gün üniversitenin, şey, üniversitenin son sınıfına doğru davet edip bir proje önermiş. Bitirme projesi olarak bunu yapmak ister misin diye. Bugün çok popüler olan bir konu ama 1990'ların başında Türkiye'de kesinlikle öyle değildi. Bir robot yapmak ister misin demiş hocası. O da çok memnuniyetle kabul etmiş ve bu robot yapma prosesine başladıktan sonra bir iki arkadaşı daha projeye dahil olmuş. O yıl okulun mezuniyet töreninde üniversite öğrencilerine diplomalarını robotla teslim edilecek bir gösteri hazırlamışlar. Yani bu projeyi Arkadaşlarına da tanıtabilmek için. Ee, çok güzel bir tesadüf eseri. O dönem işte ekonomi bakanı olan rahmetli Adnan Kahveci. Ee, Türkiye'ye çok büyük katkıları olan bir insandır. Mezuniyet töreninde bu robotu görünce ciddi bir heyecan duymuş. Ee, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bir teknopark var. İTÜ Arı Teknopark. İTÜ Arı Teknopark'ın açılış töreninin de yapılacağı bir seneye denk gelmiş. Hakan Bey'i çağırıp oranın ilk ofisini Onlara vermişler ve bir şirket kurmaları için bir teşvik de bulunmuşlar. Türkiye'nin ilk teknopark şirketi kurulmuş. Bugün Türkiye'de birçok teknopark var. Teknoparklar yoğun bir şekilde teknoloji üreten firmaların bir arada bulunduğu çeşitli ekosistemler. İşte burada olmanın da çeşitli avantajları var firmalara. Hem personel açısından hem mali olarak devletin verdiği teşvikler var. Yani bir üniversitedeki bir projeden ilk adımı atıp şirketi kurup. Daha sonra da işte bugüne geldiğimizde 500 kişiyle, işte 12 şirketle, bunların iki tanesi Almanya'da faaliyet gösteren, oldukça yüksek teknolojileri üreten bir grup haline gelmiş. Böyle bir yapının parçası olmak da insana bu mesleği yaparken keyif veriyor. Çünkü çok fazla Türkiye'de insanın karşılaşmadığı şeylerle karşılaşabiliyorsunuz. Onları da sohbetler esnasında birazcık aktarmaya çalışacağım. <laughs> Şimdi bizim grubumuzda çok fazla şirket var, 12 tane şirket var dedik. Bunlardan 3 tanesi savunma ve havacılık alanında faaliyet gösteriyor. Ben onların 2 tanesinde çalışıyorum ve yaptığım iş aslında şu. Ben proje yönetimi ve iş geliştirmeden sorumlu yöneticiyim. Bu mühendislik okuyacak bir lise öğrencisine pek bir şey ifade etmiyor olabilir. Gayet doğal bana ifade etmiyor da en azından... Eğer size bugün ifade ediyorsa, siz bizden daha ileriye gideceksiniz demektir. Ee, bu mühendislik işleri birazcık multidisipliner oluyor. Ee, özellikle karmaşık işler yaptığınız zaman birden fazla yetenek havuzunu bir araya getireceğiniz, farklı farklı işleri yapan insanları bir araya getireceğiniz şekilde. E, ekipler kuruyorsunuz ve karmaşık problemleri çözmeye çalışıyorsunuz. Aslında bu problem çözme teorik olarak şeyden çok farklı değil. İşte üniversite sınavına hazırlanırken çözdüğünüz matematik probleminden çok farklı bir problem değil. Ya da fizikteki atış probleminden çok farklı bir problem değil. Sadece bunu endüstriyel ölçekte yapıyorsunuz. Dolayısıyla bu bilgilerin işinize yaradığı bir ortam oluyor bizim için. Birazcık şimdi ben havacılık sanayinin özeline doğru gitmek istiyorum. Yani havacılık çok uzun geçmişi olan bir şey değil aslında. İnsanların hep hayalinde olan ama somut anlamda gerçekleşmesi oldukça geç olmuş bir alan ve teknolojik alan olarak da ilerlemeye çok müsait bir tarafı var. Biz havacılık konularına dünyada aslında erken erişen, erken bu konulara kafa yoran ama sonra çok kopan bir toplumuz. İşte meşhur hikayeler vardır. Siz de tarih derslerinizden hatırlarsınız. Mesela Lagari Hasan Çelebi'nin Padişah'ın oğlunun sünnet töreninde dünyanın ilk roketli uçuşunu yaptığı mesela işte bugün artık bizim bildiğimiz bir şey. Uzunca süre unutulmuş bir konuydu. Gene aynı yıl mesela işte Hezarfen Ahmet Çelebi'nin İstanbul Boğazı'nı kanatla geçip Doğancılar Parkı'na inişi var. İşte biz de Doğancıları yakın oturuyoruz. Ben her gün geçtiğimde oradan bana da bir ilham kaynağı oluyor. Bu tabii çalışmalar, çabalar diyelim çok primitif bir Kontrolü mümkün olmayan ama bir adım olarak ciddi cesaret gerektiren şeyler. Havacılık sanayi tamamen cesaret üzerine kurulmuştur ve kanla yazılmıştır tarihi. E, bu acı bir şey ama e, havacılık sanayinin bugünkü güvenli ve işte yüksek teknik standartlara erişmesinin arkasında birçok insanın ödediği çok ağır bedeller var e, ve çok ciddi bir vizyon var arkasında bir hayal gücü var. E, o yüzden. E, bugünden de ileriye taşımak için o hayal gücünü hep taşımamız gerekiyor. E, aslında ilk e, motorlu uçuşa kadar, yani Wright kardeşlerin yaptığı ilk motorlu uçuşa kadar çok ciddi bir gelişme yok. Genel olarak temel prensip hiçbir zaman değişmiyor. Yeryüzünde, dünyanın üzerinde uçarken yapmaya çalıştığınız şey havanın kaldırma kuvvetini kullanarak ayaklarınızı yerden kesmeye çalışmak. İstediğiniz tipte hava platformu ile ilgileniyor olun, bu hiçbir zaman değişmiyor. İster bir yolcu uçağına binin, ister bir balona, ister bir drona, temel prensip daima aynı. Havanın kaldırma kuvvetini kullanarak yer çekimini yenmeye çalışmak. Bunların ilk adımları işte sıcak hava balonları, zeplin gibi e, hava platformları diyeceğimiz şeylerdi. İşte havadan yoğunluğu daha az olan e, malzemelerin, maddelerin belli sızdırmaz hacimlerin içerisine konularak e, bir kaldırma kuvveti elde etmeye çalışmak. E, Tabi bunlar da mesafe, menzil, istediğiniz yere ulaşmak gibi konular kontrolü çok kolay olmadığı için çok e, mümkün değil. Bu ilk kanatlı uçuştan sonra dikkat ederseniz bakın yani şey motorlu uçuştan sonra 1900 yılından 120 yıl içerisinde havacılık artık gerçekten çok üstün teknik özelliklere erişmiş durumda. Bu da insanoğlunun biriken bilgi konusunda geldiği aşamayı gösteriyor. Çok fazla teknik bilgi var. Gittikçe uzmanlaşmak ihtiyacı her alanda olduğu gibi havacılıkta da oluyor. Bugün geldiğimiz alanda da artık o kadar fazla teknik bilgiye ihtiyaç oluyor ki birçok farklı şeyi yapmak için. Birçok farklı ekiple bunları yapıyoruz. Ülkemizde havacılık sanayinin tekrar bir hayatta geçmeye çalışıp maalesef geri döndüğü zamanlar oluyor. İşte ta o 1600'lü yıllardaki konulardan sonra bu havacılık sanayinin altın çağında yani 1918'de 1939 arasındaki dönemde dünyada müthiş bir patlama oluyor. Yani çok hızlı bir sürede bir sürü sivil hava limanları çıkıyor. İnsanlar ulaşımda hava yoluyla hava yolunu kullanmak için tercih etmeye başlıyorlar. Çünkü mesafeler çok kısalıyor. Birçok avantajı var. Ülkemizde de 1925 yılında bir Alman ortaklığı ile beraber bir fabrika kuruluyor. Hemen Cumhuriyet'in kurulmasından hemen sonra. Bu da ciddi bir vizyon. Bugün işte bilim Üsküdar'ın nasıl bir vizyonu varsa o dönemki yöneticiler de kısıtlı kaynaklarıyla ülkemizi bu teknolojileri kazandırmaya çalışıyorlar. Nuri Demir gibi çok vizyoner insanlar Boeing ile aynı zamanda onlarla eşler uçaklar yapabiliyor durumundayken bir sürü sosyoekonomik sebepler sebebiyle biz bu uyumayı uzunca bir zaman kaybettik. Ülkemizde sadece bakım ve onların üzerine kurulu bir havacılık sanayi vardı ta ki 2000'li yılların başına kadar. 2000'li yıllardan itibaren sizin de işte medyadan çok sıklıkla takip ettiğiniz üzere savunma sanayi ile başlayan ivme daha sonra havacılık sanayine de ulaştı. Özellikle insansız hava araçlarında çok büyük bir ivme kaydettik. Dünyada iyi bir konuma geldik. En iyi konumda değiliz ama iyi bir konumdayız özgün şeyler yapabilme kabiliyetine, kendi sorunlarımızı çözebilme kabiliyetine eriştik. Kendi problemlerimizi düşünüp çözümler üretebiliyor olmak dünyadaki en kıymetli şey. Biz ona artık eriştik. Bundan sonraki konu kaynakların hangi alana ne kadar yerleştirileceği ile alakalı. Yani biz şuradaki büyük ivmeyi ilk ticari helikopter, ilk jet yolcu uçağı gibi alanlarda kaçırmış olsak da bugün ülkemizde gerçek anlamda çok zorlayıcı ve çok güzel havacılık projeleri devam ediyor. Özellikle Türk Havacılık Uzay Sanayi, TUSAŞ'ın bu konuda önemli projeleri var. Yeni bir mesela projemiz var, Milli Muharip Uçağımız ki biz de o işin içindeyiz. İşte Hürjet, Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağımız var. Gene aynı şekilde çok önemli bir iş. Biz de Altınay olarak bu işin içindeyiz. İşte insansız hava araçları var, çeşit çeşit. Sizin çok bildiğiniz işte Bayraktar var. Baykar grubunun çok başarılı bir hava platformu. İşte TUSAŞ'ın ANKA'sı var. Ve daha küçük sınıflarda bizlerin yaptığı çok rotorlu drone dediğiniz sizin daha çok. Çok rotorlu insansız hava araçları var. Ki biz bugüne kadar o hava araçlarından 1800 tane ürettik. Ciddi bir rakam. Ve çok ciddi bir faydası oldu ülkemize. Birçok askeri ve sivil uygulamalar için. Şimdi Hava platformu diyorum, uçak demiyorum, helikopter demiyorum, İHA demiyorum. Çünkü aslında mühendislik gözüyle baktığınız zaman bunların hepsinin çok temel bir ortak noktası var ki en başta söylemeye çalıştım. Bunların tamamı havanın kaldırma kuvvetini kullanmak suretiyle uçan aletler. Bu jet uçağı da dahil olmak üzere tamamı böyle çalışıyor. Sadece farklı mekanizmaları var. Biz o mekanizmalara göre farklı önlem yani farklı çözümler üretiyoruz. Çeşit çeşit farklı sınıflandırmaları ve tipleri var bu hava platformlarının. Havacılık sanayinde çalışırken bunların herhangi biriyle muhatap olmanız mümkün platform bazında iş yapıyor olacaksanız. Ee, örneğin ülkemizde işte şu sol üstte gördüğünüz tipte jet motorlu uçakların yapılması için bir çalışma var. İnşallah Hürjet 2 yıl sonra Milli Muvaref uçakta 6 ya da 7 yıl sonra ilk uçuşunu yapıyor olacak. Büyük bir adım. Yolcu uçakları var. Her gün gündelik hayatta kullandığımız. Bunlar ülkemizde üretilmiyor. Ama çok da gocunacak bir şey yok. Dünyada zaten temel olarak iki tane üreticisi kaldı yolcu uçaklarının. Boeing ve Airbus olmak üzere. Boeing işte Amerika gibi dev bir ekonomiden çıkıyor eyir ancak Avrupa'nın hepsinin bir araya gelerek oluşturabildiği bir e, hava platformu e, bu tip global yolcu uçağı organizasyonlarının arkasında özellikle endüstri mühendisliği anlamında çok ciddi problemler var ve çok ağır sermaye yatırımları ve insan kaynağı gerektirdiği için ancak çok büyük ekonomiler devasa ekonomiler ya da işte orta ölçekli ekonomiler bir araya gelerek yapabiliyorlar işte genelde balonlar hobi amaçlı kullanılıyor. Helikopter alanında ülkemiz önemli bir noktada. İşte meşhur Atak helikopterimiz var. Atak, işte 2000'li yılların başında Türk Kara Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirilen bir projeydi. Orada İtalyanlardan ciddi bir teknik destek alarak yaptık biz bu işi doğrusunu söylemek gerekirse. Ama öğrendik. Öğrenmek bize neyi neyi sağladı. Şimdi devamını kendimiz getirebiliyoruz. Örneğin t 625 ve isimli işte e, Light Utility Helikopter dedikleri hafif maksat helikopterlerinden geliştirme çalışmaları yapıyoruz. Yine mesela biz Altınay olarak onun bazı parçalarını yapıyoruz. Şu an geliştiriyoruz. İşte Zeppelin gibi şeyler genelde artık pek kullanılmıyor. Reklam amaçlı ancak kullanılıyor ama bir dönem bunların kullanılması için bayağı bir şey olmuştu. E, denemeler olmuştu. Bir de dronlar var ki dronlar konusunda ülkemizde hemen her tip dronu ciddi anlamda yüksek yerlilikle beraber yapabiliyoruz. Altınay Teknoloji Grubu'nda da Dasal diye bir şirketimiz var. Aselsan'la ortak olarak kurduk bir şirketi. O şirkette de bu çok pervanesi olan pervanelerin hızları ve açılarını kontrol ederek uçuşunu kontrol eden İHA'lardan ciddi miktarda geliştiriyoruz ve üretiyoruz. Şimdi ben makine mühendisliğini seçerken aklımdaki temel motivasyon şuydu. Ben Newton mekaniğini çok seviyordum. İşte fizikteki o problemleri çözerken aklımda çok somutlaştırabiliyordum ve benim için hakikaten çok zor bir tercih olmadı o anlamda. Newton mekaniği dünyamız üzerinde bizim gündelik hayatta yaşadığımız her türlü probleme cevap verebilen bir mekanik bu teori işte kuantum seviyesine doğru işte moleküler düzeye doğru gittiğinizde ya da çok yüksek ölçeklere çıktığınızda bu teori çöküyor. Ama gündelik hayatımızı çok güzel açıklayabiliyor. İşte diğerleri için relativite teorileri, işte kuantum teorileri vesaire gibi farklı fizik prensipleri var. Ben çok bilmiyorum onları açıkçası. Yani fikir sahibiyim ama fiziğini bilmiyorum. Ama Bugün kullandığınız etrafınızdaki bütün makinaların çalışma prensibi Newton mekaniğine dayanıyor. O yüzden hala geçerliliğini ve popülerliğini çok önemli ölçüde koruyor. İşte bir arabanın, bir uçağın, işte bir çamaşır makinesinin çalışma prensibinin işte arkasındaki fiziğin tamamını Newton mekaniğiyle açıklayabiliyorsunuz. Hava platformları da burada aslında işte yolcu uçağına benzer bir şey kullandık ama tamamının üzerinde aslında dört tane temel kuvvet var ve bu kuvvetlerle oynayarak hareket ediyorsunuz. Uçuyorsunuz, ilerliyorsunuz, iniyorsunuz ve kalkıyorsunuz. Hava platformlarının yaptığı şey bu dört kuvvet arasındaki kuvvet ilişkisini kontrol etmek. Hareket kontrolü dolayısıyla mühendisliğin en 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 temel bugün en çok kullanılan konusu hareket kontrolü. Hareketi kontrol etmek için çeşitli araçlar yapıyoruz. Birincisi, doğanın enerjisini harekete çevirmek için çeşitli makinalar yapıyoruz. Mesela motorlar, işte içten yanmalı motorlar, gaz türbinli motorlar, işte elektrik motorları gibi motorlarla enerjiyi harekete çeviriyoruz. Daha sonra da çeşitli hareket kontrol sistemleri ile bu hareketi yönlendiriyoruz. Örneğin işte diferansiyel sistemiyle arabanın tekerleğine yönlendiriyoruz motorun hareketini. Ya da işte uçağın hareketini kontrol etmek için uçağın üzerindeki hareket kontrol yüzeylerini tahrik eden eyleyiciler yapıyoruz. Actuator deniyor bunlara. İşte İngilizce'de. Bizim mesela temel kabiliyet alanımız bu hareket kontrol teknolojileri Altınay bünyesinde. Bunun için de TUSAŞ'ta yeni bir şirket kurduk TAAÇ diye. Tusaş Altınay Actuation Company. İşte yeni bütün o platformlarımızda kullanacak hareket kontrol sistemlerini yapıyoruz. Temel aslında şeyimiz, motivasyonumuz şu kaldırma kuvveti, yer çekimi, itme kuvveti ve sürtünme kuvveti arasındaki ilişkiyi kontrol edecek sistemler geliştirmek. Yer çekim kuvveti malumunuz zaten işte Newton prensiplerinden, çekim kanunundan gelen bir şey. Yer çekimi var. 9.81 metre bölü saniye kare ivmeyle yer sürekli olarak üzerindeki her şeyi çekiyor. Aslında bütün nesneler birbirini çekiyor ama yerin yer çekimi kuvveti o kadar yüksek ki biz hissetmiyoruz malumunuz. Şimdi bizim bir platformu bir kere havaya kaldırmak için ne yapmamız lazım? Bu yer çekimini yenecek işte aşağı ve yukarı yöndeki lift ve işte gravity işte ya da yer çekimi ya da kaldırma kuvveti arasındaki kuvvet ilişkisini sağlayacak bir şey yapmamız lazım. Uçağı havayı kaldırmamız lazım. Bunu nasıl yapacağız? Mesela konvansiyonel sabit kanatlı uçak nasıl havaya kalkacak? Bir kaldırma kuvveti oluşturmamız gerekiyor. Onu yapmanın tabii ki çeşitli yolları var. Bir itme kuvveti oluşturmamız gerekiyor ki aslında uçaklardaki motorların temel ve yegane işlevi budur. Motor uçağa sadece itmek için kullanılır. Havaya kaldırmak için kullanılmaz. İstisnaları vardır sadece. Çok yüksek performanslı savaş uçaklarında motorla itki sağlanır yukarı yönde. Onun dışında tek bir şey vardır motorun işlevinin. Sizi ileriye doğru götürmek. Başka hiçbir işlevi yoktur. Tabii ki bütün elektrik sistemlerini besleyecek falan yan şeyleri vardır ama temel prensip budur. Bir de tabii ki her yerde olduğu gibi havada da hava moleküllerinden kaynaklanan sürtünme kuvveti var. Dolayısıyla sizin bir ivme ile hareket edebiliyor olmanız için yine bu sürtünme kuvvetini yenebiliyor olmanız lazım. İşte hava platformlarında önemli bir konu var bu sebeple. İşte hücum açısı diye bir şey. Sizin kanatlarınızda itme kuvveti yaratmanız gerekiyor. Bu konuya ilgisi olanlar için çok uzatmadan birazcık şundan bahsetmek istiyorum. Bakın şurada bir profil var. Kanat profili, kanat kesiti. Uçağın uçmasını sağlayan temel şey bu kanat kesiti arkadaşlar. Şöyle, siz ileriye doğru hareket ettirdiğinizde uçağa, şu kanadın ön tarafında, şu okun hemen arkasında bir nokta, sıfır noktası, buna stagnation point diyorlar. O noktada aynı anda iki hava molekülü geldiğinde, birisi kanadın altından, birisi de üstünden gitmek zorunda. Fakat akışkanlar mekaniği diye bir ders var. İşte uçak mühendisliğinde ve makine mühendisliğinde en temel derstir bu. Akışkanlar mekaniği diyor ki bu noktaya gelen iki tane molekül buradan çıkış noktasına vardığında yani kanadın arka noktasına ikisinin aynı zamanda gelmesi lazım. İkisinin aynı zamanda gelmesi için kanadının üstündeki profil biraz bombelidir. Buna kanat kesit profili denir. O üst taraftaki yol alt taraftaki yoldan daha kısa olduğu için üstteki molekül daha hızlı gitmek zorunda kalır. Akışkanlar mekaniğinin söylediği bir şey daha var. Hızlanan akışkanın basıncı düşer. Yani kanadın üstünün basıncı altının basıncından daha düşük olur. Bu basıncın arasındaki fark sizin bu işte yer çekimi kuvvetini yenmenize yetecek kadar yüksek olursa sizin uçağınız uçmaya başlar. Ve bunun bir şeyi vardır, hesabı vardır. Bir ileri gidiş hızınız motorun ürettiği trastan, kuvvetten bir de hücum açısından dolayı bunun bir matematik formülü vardır. Ve siz o formüle göre tasarımınızı yapıp uyguladığınız zaman uçağınız uçmaya başlar. Aslında arkadaki mekanik her zaman temel değişmez. İşte 100 yıldan daha uzun süredir, 200 yıldan hatta daha uzun süredir bilinen bir matematik prensibine dayanıyor. Peki uçtunuz, uçak gidiyor, havadasınız. Şimdi yerde direksiyonunuz var, direksiyonu çevirdiniz arabayla sağa sola dönebiliyorsunuz. İşte freniniz var, sürtünme kuvvetiyle durabiliyorsunuz. Bunun uçak nasıl yapıyor diye bir soru geliyor akla. İşin bütün esprisi de aslında burada. İşte hareketi kontrol ettirmek, uçağa manevra yaptırmak konusu burada başlıyor. Uçaklarda birincil ve ikincil tip kontrol yüzeyleri oluyor bu sebeple. Uçağı temel olarak hareket ettiren, hareketini yön veren sistemler bu birincil kontrol yüzeyleri. Üç tane birincil kontrol yüzeyleri var. Aileron var, e, rudder var ve e, horizontal tail dedikleri üç tane şey var. Yani şu büyük kanadın üzerindeki aileron, e, kuyruğun üzerindeki rudder ve arka kanadın üzerindeki e, elevatör, işte yükseliş dümeni adını ne derseniz artık. Birazcık bu havacılık sana aynı ülkemiz geç adapte olduğu için terimleri biraz İngilizce, Türkçe'de karışık kullanıyoruz. Onun kusuruna bakmayın. Üç tane hareket yaptırıyor bu. Roll pitch yol deniyor da hani Türkçe'ye çevirirsek yunuslama hareketi şu hareket aşağı yukarı burnunu indirip kaldırmak için yani sizin pistten yukarı kalkarken burnunuzu yukarı vermeniz, irtifanızı artırıp azaltmanız için bir hareket var. Bunu kuyruktaki dümen yapıyor. Kuyruktaki dümeni aşağı çevirdiğinizde uçak yukarı doğru gidiyor. Yukarı çevirdiğinizde aşağı gidiyor. Ve tamamen az önce size anlatmaya çalıştığım o kanat üzerindeki kuvvetlerle oynayarak yapıyor bunu. Şu aileron dediği kanadın üzerindeki hareketlerle yuvarlanma yapıyor. Roll diyoruz. Uçağın şu eksen etrafında sağa sola dönüş hareketi. Bir de rudder var. O da yov ya da yalpa hareketi deniyor. Uçağın burnunun sağa sola çevrilme hareketi. Siz bunun üçünü kontrol ettiğiniz zaman temel olarak uçağa havada manevra yaptırabiliyorsunuz. Sonra hızlarla oynayarak işte çeşitli e, numaralarla diyelim işte triklerle numaralarla da uçağın hızlanması, yavaşlanması, piste inmesi, çıkması gibi şeyler var. Biz mesela Altınay'da temel olarak bu işi yapmak için gerekli ekipmanları yapmaya çalışıyoruz. Bu ekipmanlar oldukça yüksek teknolojili. Basit gözükse de buradaki anlatımda arkada çalışan mekanik, fizik, malzeme mühendisliği, elektronik ve kontrol anlamında o kadar karmaşık ki dünyada şu an iki tane tam üreticisi var. Geri kalan hiç kimse tamamını üretmiyor. Biz hedefi yola çıkarken hedefi üçüncü olma yönünde koyduk. İşte az önce size anlattığım bu roll pitch yaw hareketlerini yaparak uçağı kontrol etme ile ilgili bir şey. Şimdi havacılık sanayinde mühendisler ne yapar? Havacılık sanayi dediğiniz zaman tabii devasa bir organizasyondan bahsediyoruz. İşte uçakların üretim hattından başlayıp e, havalimanlarına, bakım onarıma, havada tutulmasına, uçurulmasına, işte üretilmesine kadar devasa organizasyonlar. Dolayısıyla havacılık sanayinde mühendis olma motivasyonu olan birinin bir miktar bu organizasyonu anlayıp orada nereye konumlanmak istediği de önemli. Güzel haber şu, havacılık sanayi dünyada en yüksek katma değeri üreten sanayi. Bugün işte ülkemizde ihracatta kilogram başına elde ettiğimiz para 1 dolarlar civarındayken havacılık sanayinde bu rakam 1000 ila 100 bin dolar arasında değişiyor kilogram başına. Dolayısıyla çok ciddi bir katma değer üretiyorsunuz bu yüksek katma değerin de bu sanayide çalışan mühendislere maddi anlamda bir faydası oluyor e, ortalama gelir düzeyi ülkemizde de dünyada olduğu gibi diğer sektörlere göre yüksek havacılık sanayinde çalışan arkadaşlarımızın özellikle son dönemde de e, Türk Silahlı Kuvvetleri güçlendirme vakfı ve özel sektör şirketlerinde e, mühendisler ekonomik olarak e, bunun faydalarını görüyorlar e, şimdi Temel olarak aslında 6 tane alan doğrudan havacılık sanayinin göbeğinde faaliyet gösteriyor. Bir bir hava platformu tasarlarken onun bir aerodinamik yapısı var. İşte gövdesinin, kanatlarının yapı tasarlanması ile ilgili olarak uçuş manevraları esnasında çıkacak yükler, bunların kontrol edilmesi ile ilgili bir aerodinamik mühendislik var. Bu aerodinamik mühendisler çoğunlukla uçak, uzay, ve makine mühendisliği mezunları tarafından yapılıyor. Çünkü akışkanlar mekaniğine dayalı bir bilgi ihtiyacı var. İkincisi yapısal tasarım var. Bu da oldukça önemli bir alan. Ki ben temel olarak mesela akademik geçmişim yapısal tasarımla alakalı. Malzemelerin dayanımıyla alakalı. Bu matematik olarak modellenmesi kolaydan zora doğru giden farklı malzemelere göre bir şey. Temel olarak sizin yaptığınız yapının bütünlüğünü koruması, her türlü işte Uçuş koşulunda doğru şekilde çalışması ile ilgili bir çalışma yapmanız lazım ama havacılık sanayinde bunun zor bir tarafı var. Şöyle zor bir tarafı var. Bir aletin uçması için olabildiğince de hafif olması gerekiyor ama yeterince de güvenli olması gerekiyor. Bunu yapabilmek için çok fazla test, çok fazla deney, çok fazla analiz, matematik hesabı ihtiyacı oluyor. Farklı değişik malzemeler kullanmanız gerekiyor. Örneğin kompozit mekaniği ki benim de akademik olarak çalıştığım temel alan oydu. İşte bu malzemelerin modellenmesi için farklı farklı teoriler var ama hepsi birbirini tutmayabiliyor. Bunları anlamak, prensip olarak zihninizde canlandırmak ciddi emek gerektiren konular. Şimdi yazılım donanım tasarımı diye bir şey var. Ee, günümüzün e, gene geçmişten ayrılan, işte bundan 20-30 sene öncesinin mühendisliğiyle bugünün temel farkı şu arkadaşlar. Artık her şey elektronik ve yazılımsal olarak kontrol edilir hale geldi. Eskiden mekanik olarak yaptığımız birçok işi de yazılımsal olarak yapıyoruz. İşte telefondan evinizdeki işte bir aleti açıp kapatabiliyorsunuz varlısı gibi. Aslında temel prensipler çalışıyor arkasında. Gene bütün bu havacılık sanayinde kullanılan sistemlerin yazılımsal ve donanımsal olarak otomatize edilmesi, ve bunların kontrol edilmesi, sağlıklarının, performanslarının sürekli ölçülmesi, doğru sonuçları elde etmeniz için arkada çalışan bir yazılım ve donanım ekibi oluyor ve bu yazılım ve donanım çalışmaları o kadar sıkı kontrol ediliyor ki binlerce, on binlerce sayfa kalite, işte standart döküman, referans gibi şeyleri atıfta bulunarak her adımınızı defalarca kontrol ederek bunu ancak yapabiliyorsunuz. Ee, telefonları bırakalım lütfen olur mu? Kusura bakmayın. Bir diğer konu üretim ve montaj. Bir mühendisliğin en temel tarafı da budur. Siz bir şey tasarlarsınız, üretime gidersiniz, montaja gidersiniz. O öyle olmaz. Üretim ve montaj mühendisliği özellikle karmaşık sistemlerde çok önemli. Yine havacılık sanayinde oldukça etkin ve en belki de kalabalık mühendislik grubunu oluşturan tarafı oluşturuyor. Bir diğer konu entegre lojistik destek. Üretimden satış sonrasında uçakların ömrünü tamamlamasına kadar olan süreçte çok fazla sayıda işte mühendis çalışıyor ve bu organizasyonları e, idare ediyor. Bir diğer konu da alt sistem tasarımı. Bu çok geniş bir başlık ama gövdesinin içerisinde uçakların gördüğünüz yüz binlerce farklı alt sistem var. Bunların bazıları çok temel. Birincil tipte de dediğimiz işte motorlar, uçuş kontrol bilgisayarları, uçuş kontrol sistemleri, iniş takımları gibi temel alt sistemler var. Bunların her birinin özel işte alt bileşenleri var. Hidrolik tasarım mühendisliğinden donanım mühendisliğine kadar bu çok özelleşmiş alanlar. Türkiye'de de bu alanda işte epey bir firma çıkmaya başladı. Biraz üzerinde durduk ama işte havacılık sanayinde hangi mühendisler ağırlıklı çalışıyor? Temel mühendislik alanları işte makina işte mekanik tasarım, elektrik, elektronik, yazılım, endüstri. Onun dışında mesela hava koşullarının tahmini çok önemli. Meteoroloji mühendisleri, uzay mühendisleri. Tabi atmosferin dışında da bir uçuş durumu var. Bizim nesil henüz bunu yapamadı ama sizin nesil muhtemelen yapıyor olacak. Türkiye'nin ilk uzay uçuşlarını yapıyor olacaksınız. Atmosferin içerisinde havanın kaldırma kuvvetinden bahsettik. Atmosferin dışında hava yok. Orada başka bir şey var. Orada yakıtınızı da, yakıtı yakacak oksijeni de yanınızda taşımanız gerekiyor. Başka bir uçuş dinamiği var. Artık gezegenlerin çekim kuvvetlerinden falan yararlanıyorsunuz. İnşallah sizler o işlerle uğraşıyor olursunuz ya da biz ucundan bir yerden tutarız. İşte malzeme mühendisliği var. Malzeme çok önemli. Ülkemizin de aslında ciddi anlamda geri olduğu bir konu. İşte çok yüksek dayanımlar, çok düşük işte ağırlıklar vesaire gibi konulara gittiğiniz zaman artık atom seviyesinde çalışmaya başlıyorsunuz. İşte metallerin, ametallerin, efendime söyleyeyim kompozitlerin, işte hafızalı alaşımların üretilmesi, tasarlanması gibi konular var. Endüstriyel tasarım var. Her zaman görsellik önemli. İşlev sadece yetmiyor. Dolayısıyla endüstriyel tasarımcılar için ciddi bu anında bir şey var. Bilgisayar mühendisleri var elektronik donanımcılarla beraber ya da ayrıca işte kullanıcı arayüzleri vesaire yazılması, programlama dilleri. Haberleşme konusu çok kritik. Havada uçuyorsunuz, Amerika'ya gidiyorsunuz uçakla, haberleşmeniz lazım. Bir sürü haberleşme modülleri, çipleri, protokolleri var. Bunlarla iş iştikal etmeniz lazım eğer bu alanı seçerseniz. Ve tabii en temelde uçak mühendisleri var. Benim kendi gözlemimi paylaşacağım sizinle şimdi. İyi bir mühendis olmak İyi bir insan olmak için en temelde yapılması gereken şeyin ne olduğunu kendi benceremden anlatmaya çalışacağım. Hepsini buradakilerin bir kenara bırakıyorum ama okuduğunu anlamayan insandan bence hiçbir şey olmaz. Biz herhalde biraz daha şanslıydık sizden. Cep telefonu benim lise hayatımda kullandığım bir şey değildi. Orada işte sosyal medya falan da yoktu. Bolca okumaya fırsatımız oldu. Ve bu okumaları da öyle mühendislikle ilgili falan da yapmadık. Şimdi i̇şte lise çağında kimse de öyle yapmıyor da. Okumayan adamdan hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Elinde cep telefonuyla akşama kadar gezen arkadaşlar yarın çok başarısız olacaklar. Buna garanti veririm size. Yani inşallah biriniz hatırlar da 10 sene sonra, 20 sene sonra neden başarısız oldum diye bakarsanız elinizde çok cep telefonu taşımaktan ve bir şey okumamaktan olduğuna ben sizi garanti ederim. Dolayısıyla benim nacizane tavsiyem o telefonları elinizden bırakın. Alın, hikaye, roman okuyun. Arkadaki olay örgüsünü anlamaya çalışın. Mühendisliğin temeli arkadaki olay örgüsünü anlamakla alakalı. Aslında bu hayatın da temeli. Mühendis dediğiniz insan fiziksel olarak bunu anlayıp somut ürüne çevirmeye çalışıyor ama e, olayları, sebep-sonuç ilişkilerini kurmak için okumak çok önemli. Onun dışında tabii ki temel bilimlere hakim olmak lazım. Yani temel bilimlerden kasıt ne? İşte fizik, kimya, matematik. Çok iyi matematik bilmek zorundasınız. Çok iyi matematik bilmeyen mühendis arkadaşlar ancak bir şeyler satabilirler ileride. Bir şeyler yapamazlar. Bunun da karşılığını negatif olarak alırlar maddi anlamda. Sebep sonuç ilişkileri kurmak işte tüme varım, tümden gelim. Önünüze bir problem geldiği zaman önce bir geri çekilip olayın bütününü anlayıp sonra onu parçalara bölüp her bir parçanın sonucunu çözüp Sonra işte bu matematikte süperpozisyon diye bir şey vardır. Bunların hepsini bir araya getirdiğinizde mühendislik problemlerinin tamamını çözebilirsiniz. Ee, multidisipliner işler yapıyoruz dedik. Çok fazla sayıda insanla çalışmaya mecbursunuz. Her birinin farklı karakteri, farklı bilgisi, egosu, hırsları olacak. Bunlarla bir arada yaşamayı öğrenmek lazım. Dünyada bu iş nasıl oluyor bilmiyorum ama bizim eğitim sistemimizde kesinlikle buna yönelik bir şey yok. Ona eminim ben. İnşallah bu değişir zamanda ama toplu grup halinde çalışma ve bundan teknoloji üretme ile ilgili ancak ve ancak izleyebileceğiniz yol özellikle şu yarışmalarda falan bir ekiple beraber bir ürün geliştirmeye çalışın arkadaşlar. İşte drone yarışmaları oluyor, roket yarışmaları oluyor. Bunlara mutlaka katılın. Başarısız olup olmamanız önemli değil. İnsanlarla ortak çalışma deneyimi elde edeceksiniz. Bir problemi çözmeye çalışacaksınız. İşte yeni bilgilere erişiyor olacaksınız ve nasıl araştırma yapacağınızı öğreneceksiniz o alanda. Dolayısıyla çok kıymetli. Yine bir başka konu bedensel sağlık. Özellikle mühendisler de 30 yaş civarında sırtında skolyoz denilen bir problem ortaya çıkıyor. İşte kamburluk omurga eğriliği bu bir süre sonra arkadaşlarımızın ben de dahil olmak üzere performanslarını ciddi olarak etkiliyor. Çok dersim var, çalışmam lazım. Üniversite sınavına gireceğim. Aman hiç spor yapmayayım. Bugün masanın başında 15 saat oturdum. 5000 tane soru çözdüm gibi bir şey size faydadan çok zarar getirir. O yüzden mutlaka bedensel sağlığınızı koruyun. Hırslarınızla, hedeflerinizle size sunulan o nimet arasındaki dengeyi sağlamaya çalışın. Bir sonraki konu programlama dilleri. Artık işte bazı şeyler standart haline geliyor. İşte katı modelleme yapacaksanız işte SolidWorks, Katya, Unigraphics gibi programlar var. Üç boyutlu düşünmeyi öğrenebileceğiniz. Yazılımcı olacaksınız işte C Sharp, C Plus, Fortran, işte Basic neyse yani birçok programlama dili var ama rakiplerinizden birçoğu da bunları öğreniyor ve üniversitede de daha sonra çalışma hayatınızda da size bir jargon, bir bakış açısı, farklı bir mantalite kazandırması açısından önemli. Buraya yazmadığım son bir konu daha var arkadaşlar. Mutlaka ve mutlaka başta birincisi İngilizce olmak üzere yabancı dil öğrenmek zorundasınız. Ben mühendislik yapacağım ama İngilizce bilmiyorum diyeni ben işe almıyorum. Sebebini de söyleyeyim. Yani kompleksli olduğumdan, işte Amerikan hayranı olduğumdan falan değil. Dünyada çok ciddi bir bilgi var, bir literatür var. Siz o literatürü anlamadan yeni bilgi üretemezsiniz. Dolayısıyla yabancı dille hakim olmak önemli. Soru mu Yabancı dille hakim olmadan bu literatürü öğrenemezsiniz. Dolayısıyla o bilgiyi özümsemek için İngilizce öğrenmek zorundasınız. Çünkü yani üretilen bilginin yaklaşık %90'ı her yıl İngilizce'ye çevriliyor. Ondan sonra kendi alanınızda ya da sosyal olarak hobi olarak ilgilenebileceğiniz bir yabancı dil daha öğrenmek size vizyon katar. Örnek veriyorum, mekanikte Alman literatürü de oldukça kıymetlidir. Makine okuyacak arkadaşların bu alanda da bir dil öğrenmesi bence faydalı olur. İşte ne bileyim sosyolojide Fransızca öğrenmek falan gibi. Ama yabancı dil ben bilmiyorum diyen adamı ben işe almıyorum çünkü dünyayı tanımıyor. Yapacak bu konuda gocunacak bir şey yok çünkü biz teknoloji üretmeye çok kısa süre önce başladık. Hatta biz teknoloji de değil biz artık daha henüz ürün üretiyoruz. Teknoloji üretmemiz için belki bir 20 yıla daha ihtiyacımız var. Bu da benden size bir abi tavsiyesi olsun.